Dersimiz Fenerbahçe'den herkese merhaba değerli Fenerbahçeliler. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ama bugün tek başımayım sevgili kardeşim Uğur'un bir rahatsızlığı söz konusu. Malum havaların çok ısınması bunun sebebi sonucunda da tabii çok fazla soğuk su içmenin vermiş olduğu herhalde bir problem oldu. Viral durumlar var efendim o yüzden kendisi gelemiyor zaten sosyal medya hesabında da sizlere gerekli bilgilendirmeyi yapmıştı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz. Sizler de kendinize dikkat edin diyoruz efendim. Beklenen transfer gerçekleşti. Wade Baldwin'i birazcık konuşacağız. Sizlerle birkaç gün öncesinde yapmış olduğumuz Papa ayrılık yayınında Fenerbahçe'nin uzun süreçlerinde konuşmalar yapmıştık. Ve birkaç gün sonra da Ömer Faruk isminin e, Avrupa basınına düştüğünü görüyoruz. Bunları birazcık konuşacağız. Birazcık kendince değerlendireceğim ve her zamanki gibi sizlerin değerli yorumlarını bekleyeceğim. Ama tabii yayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı Paylaşmanızı rica ediyorum. Efendim yakın zamanda dediğimiz gibi Uğur'un e, bin abone, bin takipçi olmasından sonra e, bir hareket yapmıştık. Şimdi sırada iki tane daha var. Onunla müjdesini vereyim. E, öncelikli olarak e, bu yayında da özellikle sizlerden bin tane beğeni bekliyoruz açıkçası. Çünkü son zamanlarda göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok mutluyuz diyelim ve hemen yayına başlangıcı yapalım. Efendim malumunuz Fenerbahçe uzun süredir e, transfer görüşmelerini sürdürdü. Fenerbahçe'nin listesinde olan e, hatta anlaşma sağladığı Wade Baldwin'i nihayet resmi olarak açıkladı. E, oyuncuya yaklaşık 750-800 bin dolar kadar bir buyout bedeli ödendi. E, ve Makavi'den oyuncuyu transfer ettik. Tabi süreç birazcık zorlu oldu. Birazcık da sizlerinde malumu uzadı. Bunun sonucunda tabii ki sizlerden gelen e, bazı Terzenişler oldu. Acaba oyuncu niye gelmiyor? Acaba bir sıkıntı mı var gibilerinden. E sonrasında sosyal medyada atılan bir haber ortaya çıktı ve işte oyuncunun Real Madrid'de görüşü Real Madrid'in istediğini yönelik ama hiçbir zaman böyle bir durum gerçekleşmedi. Onu da şimdi bir kez daha sizlere hatırlatmak isteyelim. Fenerbahçe burada buyout sorununu yani buyout meselesini çözmek için birazcık beklemek durumunda kaldı. Hep size bahsetmiş olduğumuz prosedürler işte oyuncunun da oradaki fesih süreçleri. E, ama tabii gerçekleşen e, sürpriz Papayannis ayrılığı ve Fenerbahçe'nin oradan kazanmış olduğu ciddi bir buyout oldu ve bununla birlikte e, Fenerbahçe'de hemen çok kısa bir süre içerisinde Wade Baldwin'i açıkladı. 2 artı 1 yıllık bir sözleşme yapıldı oyuncuyla e, sizlerin de bilgisi üzerine. E Tabii burada en çok konuşulan konu Bunlardan bir tanesi Fenerbahçe Beko'nun burada nasıl ilerleyeceği acaba Fenerbahçe kısa takviyesi yapacak mı gibilerinden çok fazla soru geliyor bizlere elimizden geldiğince sosyal medyadan cevaplamaya çalışıyoruz ama bugün yayın özelinde de tekrardan sizlerle bunları konuşmak istedik yani durum şu anda şu şekilde ilerliyor Fenerbahçe'nin zaten biliyorsunuz şu anda elinde zaten bir zagar samnesi var. E, zaten Koç Saracısı Sesi geldiğinden beri Zagars'a olan e, özel bir zaten bakış açısı vardı kadroda kullanabilmek adına. İşte Zagars'ın da sakatlığı atlatması yavaş yavaş gerek kulüp takımında gerekse milli takımda göstermiş olduğu performanslardan sonra Fenerbahçe için şu anda eldeki bir numara alternatiflerinden biri oldu. E, tabii Zagars'ın durumunda eğer Koç Saracısı Sesi bir yeterlilik görmezse ya da burada daha farklı bir profille ilerlemek isterse Fenerbahçe'nin buraya bir transfer takviyesi yapacağını söyleyebiliriz. Burada yani en önemli durum şu anda açıkçası Zagars'ın göstereceği performans olacak. Bu da gösterilen performansa göre Fenerbahçe'nin bir numara rotasyonunda zagasya da yeni bir transfer gerçekleşmesi muhtemel ama onun haricinde hem Zagars'ın hem de yeni bir, bir numaranın olması zaten şu an için çok söz konusu değil çok mümkün de görünmüyor. Burada Dediğimiz gibi önemli olan şey Zagarsın göstereceği performans olacak. Onun haricinde tabii çok fazla transfer soruları geliyor. Fenerbahçe'de çok fazla ekleme olacak mı diye. İşte iki tane mi uzun alınacak Fenerbahçe deniliyor. Ben şahsi fikrimin iki tane uzun alınması yönünde belirtmiştim. Ee, ama biliyorsunuz ki tabii şu anda birçok e, basketbol yorumcusu, e, birçok e, sosyal medyadaki arkadaşımız basketbol gerçekten çok iyi. bilen sosyal medyadaki arkadaşlarımız. Buradaki 5 numaraya Melli'yi yazıyorlar. e Fenerbahçe'nin Ömer Faruk yurtsever hamlesinin olduğu zaten sizlere belirtmiştik ve bugün de basına düştü. E, ben sadece kendi değerlendirmem olarak yapıyorum. Ben Fenerbahçe'nin e, yanlış bulmuyorum Ömer Faruk hamlesini ama sanki Ömer Faruk, Sertaç ve Melli e, uzunları rotasyonu birazcık Fenerbahçe'de sıkıntı yaratabilir. Birazcık Fenerbahçe burada yumuşak bırakabilir diye düşünüyorum çünkü Fenerbahçe'nin uzun konusunda da çok net bir 5 numara ihtiyacı var Atletik işte sert çember karartıcı diye tabir edilen bir oyuncu ihtiyacı olduğu kanaatindeyim Ama hem Ömer Faruk hem iki tane alınması durumunda işte Melinin dörde çekilmesi muhtemel olabilir mi? Tabii ki olabilir ama net bir şekilde Fenerbahçe şu anda iki tane alacak demek. Yani Birazcık bana e, ütopik geliyor e, dediğimiz gibi. Çünkü Melli orada değerlendirilmek isteniyor. Bu artık birazcık da netleşmeye başladı. E, ama tabii benim gönlümden geçen Melli'nin kendi pozisyonuna çekili Fenerbahçe'nin oraya Ömer Faruk haricinde de iyi bir uzun alması. Tabii Ömer Faruk istemesi Fenerbahçe'nin e, Ömer Faruk transferinin kesinleşeceği anlamına gelmiyor. E, oyuncunun kararı çok önemli. Oyuncunun NBA'de devam edip edemeyeceği de çok e, farklı süreçlere götürebilir oyuncu. O yüzden o transferi bitti. işte biz 5 numarayı kapattık olarak değerlendirmek de şu an için çok doğru değil. O oyuncu gelmek istemeyebilir. Onun haricinde Fenerbahçe'nin de tabii farklı düşünceleri olabilir. Onun haricinde biliyorsunuz zaten Nime Kita'ya gitmişti Fenerbahçe. Öncesinde sonrasında da Ömer Faruk'a gitti. Temennimiz tabii burada Fenerbahçe'nin en doğru hamleyi yaparak en doğru oyuncuyu bularak ilerlemesi olur diye düşünüyoruz. Zaten artık kısa tarafının da yavaş yavaş kadronu şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Onun haricinde Fenerbahçe'nin artık bir transfer yapabilmesi için yani elden Deschampier'i çıkarması gerekiyor. Yani Deschampier gitmediği sürece Fenerbahçe'nin en azından o forvet rotasyonunda bir transfer daha yapmasını çok beklemiyoruz açıkçası. Tabii Ömer Faruk'la ilgili tekrardan şunu söyleyebiliriz. Yerli rotasyonu anlamında Fenerbahçe'nin çok elini güçlendirebilecek bir hamle olabilir. Çünkü yerellikte de oyuncuyu kullanma şansımız çok yüksek. Evet Euroleague için belki birazcık sıkıntılı kalabilecek, birazcık yumuşak kalabilecek, güçsüz kalabilecek olarak değerlendirebiliriz. Ama yerellikte Ömer Faruk'un da Fenerbahçe'ye çok ciddi derecede katkılar sağlayabileceğini düşünüyoruz. Ee, zaten hani söylediğimiz gibi transfer olacak oyuncu sayısında da hani işte belirli rakamlar söylüyorduk işte Banzi Kalsın geldi Devon Hall geldi zaten Wade Baldwin geldi Ertan Gazi ve Melli geldi Fenerbahçe zaten 5 tane transfer yaptı. Bunun haricinde e, Zagarsın durumuna göre işte 6. transfer uzunla birlikte Fenerbahçe herhalde bir iki transfer daha yaparak yani iki tane daha transfer yaparak herhalde süreci tamamlayacak gibi tabi burada sizin de görüşleriniz bizim için çok önemli sizce Fenerbahçe'nin e, kadrosu yeterli olur mu ya da burada herhalde e, takviyelere devam etmeli mi Fenerbahçe Beko bunlar da önemli neler Bunun haricinde zaten ayrılıklar birçok gerçekleşti biliyorsunuz. İşte Dorsey'den çıktık. Bir de en çok gelen sorulardan bir tanesi Dorsey niye hala takipten çıkmıyoruz diye. Yani internet adresini oyuncumuz olarak gösteriyor ama yakın zamanda zaten belki de çıkartmışlardı çok kontrol edemedim. Dorsey'in zaten artık herhangi bir bağ kalmadı Fenerbahçe'yle. Kulüp teşekkür etti gitti ve Olympiakos'a sözleşme imzaladı. Herhalde orada da admin birazcık boş bulundu birazcık Dorsey'in durumunu. Unuttu gibi söyleyebiliriz. Yani şu an için takımın e, tatil modu biraz da devam ediyor haliyle. Bir tek Nigel Hayes zaten hani şu anda çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Devon Hold antrenmanlarını yapıyor ama tabii Nigel'ın şu anda gelmiş olduğu nokta biraz daha farklı bir seviye. Ya, hakikaten çok başka bir seviyeye çıktı. Amerika Milli Takımı'nın şu anda olimpiyat kadrosunun içerisinde olması temenni ediyoruz ki e, umuyoruz ki olimpiyat kadrosunun içinde de kalmaya devam eder ve olimpiyatlarda e, hem kendi adına çok ciddi bir iş yapar hem de kulübümüz adına bir sporcu daha yollamanın e, mutluluğunu yaşamış oluruz diyelim efendim e, işte orada hayranı var Nigel Aysin, Lebron James iyi bir oyuncu ama Nigel'ın hayranı onunla oynama şansı buldu tabi o çok önemli bu arada arkadaşlarımdan da tabi mesajlar gelmeye devam ediyor e, ...futbolla ilgili de çok sorular geliyor... ...bazen e, sevgili... ...Eylem kardeşim futbolla ilgili de... ...çok sorular yöneltiyor ama... ...işte ya orayı beklemek durumundayız... ...yapacak bir şey yok... ...transferler çok istediğiniz gibi şu anda şekillenmedi... ...herhalde Fenerbahçe tarihinin gelmiş geçmiş... ...böyle en düşük... E, ...ne derler... ...beklentinin olduğu, heyecanın çok böyle... ...altlarda olduğu bir transfer dönemi geçiriyor... ...Fenerbahçe futbolda... E, yani konuşulan isimlerden tabi ne kadar herkes memnun ben o kadarını bilemem arkadaşlar yani çok futbolla ilgili hani kanalda yorum yapmak istemiyorum sonra basketboldan çıkmayın diyorsunuz ama insanın gönlü tabi futbolla ilgili de çok konuşmak istiyor. E, bu sene değişik bir Euro, Euro izleyeceğimizi düşünüyorum. E, takımlar tabii güçlendirmelerini yapıyorlar. İşte Roland Smith ve Vincent Poirier gibi iki önemli oyuncuyla e, ezeli rakibimiz Anadolu Efes'te. Ee, uzun rotasyonla eklemeler yapıyor işte şeyinlerken tuttular biliyorsunuz. Ee, eski oyuncumuz Nando de Colo asvilde kaldı. Değişik bir sezon olacak ve yani, hani bunun heyecanı içerisindeyiz ama tabii gönlümüz şimdi Wade Bowl meselesi kadar olmasa bile bir an önce 5 numara meselesinin ve kısa konusunda da bir an evvel artık oradaki belirsizliğin çözülmesi üzerine ilerliyor. Tabii sevgili Uğur olmayınca yayını yapmak çok zor. E, canlı yayın riskine de girmek istemedim. Bazen biliyorsunuz teknik aksaklıklar oluyor. O yüzden hem sizi orada üzmek istemedim hem de açıkçası böyle kanalın biraz da reytingini düşürmek istemedim. Onu söyleyebilirim. O yüzden program bugün itibariyle birazcık daha kısa kalacak gibi. E, hem Sorularınıza da toplu cevap vermiş olmak istedim. Sosyal medyada gelen sorularınıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ilgi ve değer verme oranınız çok yüksek. Bizi çok mutlu ediyorsunuz. Abone sayısı olarak da hakikaten son zamanlarda çok ciddi bir atılım yaptık. Artık 7, 8, 9 bini değil, hakikaten 10 bini hedefliyoruz. Bunun için de zaten sizlerin desteğini bekliyoruz. Yani Fenerbahçe Beko'da şu an için gelişmeler bunlar. E Red Bull'un transferinden sonra tabii ki biraz daha öncelik tabii uzun tarafına kaydı diyebiliriz transfer çalışmalarında. Çünkü içeriden çözme durumumuz olduğu için de kısa rotasyonunu uzun da ilerleyeceğiz diye görebiliriz efendim. Dediğim gibi bugün yayını kısa tutacağım. Sadece bilgi amaçlı bir yayın yapmak istedim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sevgili Uğur kardeşim de tekrardan sana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acilen bekliyorum. Gel yine uzun uzadıya programlarla sevdiklerimizle beraber olalım diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.